Bazıları bilinen, bazıları pek bilinmeyen bir sürü abuk sabuk filme denk geliyorum. Ve şu sıralar nedense karşıma çıktıkça bunları izleyesim geliyor. Dedim ben bunlara niye bir seri yapmıyorum. Bu şeyin içine düştüğüme göre sizi de yanımda sürükleyeceğim, hiç kusura bakmayın. Bu arada hepsi saçma sapan filmler değil, öyle bir algı oluşmasın. Ama işte aklıma gelince abuk subuk olarak kaldıkları için genel olarak öyle isimlendireyim istedim. Eğlenceli bir seri olacağı kanaatindeyim. Bunun ilk videosu da devasa yılanların ve seri ilerledikçe karşılaştığımız dinozorların yer aldığı sinek süslemesi olacak. Bir saniye. Biz konuşurken fark ettim. Bir süre önce serinin 4.sü de çıkmış. Hemen izleyip geliyorum. Oh shit. Here we go again. Döndüm. Vallahi adamlar çalışıyor durmuyor. Bu 4 filmle kendilerine yavaş yavaş ilerlettikleri bir yılan evreni yapmışlar. Ben buna Snakeverse dedim. Dilerim ben videoyu yayınlamadan 5.sü de çıkmaz. Neyse hadi biz başlayalım. ...2018 yapımı ilk filmle başlayalım. Bir tane Link Yee isimli biyoloji öğretmeni abimiz var. Bu abimiz karısını kanserden kaybetmiş. Karısı ölürken hamileymiş ve hastalık kızlarına da geçmiş. Film sırasında kız da hasta. Kendisi de aykırı bir öğretmen. Küçücük çocuklara uyguladığı garip ama sıra dışı eğitim yöntemi yüzünden çalıştığı okuldan kovulur. Eve döndüğünde kızıyla vakit geçirirken kapı çalar. Misafirleri vardır. Gelenler zengin bir iş adamıyla onun yardımcısıdır. Bizim biyolojici abimiz zamanında tarih öncesi hayvanları ele aldığı bir kitap hazırlamıştır. Orada yazdığı bazı teorik ama fantastik olabilecek şeyler vardır. Bunlardan biri de hayat meyvesi dedikleri kan emici begonyalar diye bir bitkidir. Bilim dünyasının alay konusu olan bu teorisi 6 yıl önce kanseri yenmek için bir enstitü kuran zengin iş adamının dikkatini çekmiştir. Çünkü bu bitkinin meyvesinde bulunan kadmiyumun kanseri yenebileceğine inanılır. Zengin adam da hastadır ve vakti azalmıştır. Enstitüyü de bundan dolayı kurmuştur ve bilim dünyasında hayali olarak düşünülen meyvenin bulunabileceği bir ada keşfedilmiştir. Diriliş Adası. Adada artan kadmiyum miktarı kan emici begonyaların meyve vermek üzere olduğunu göstermektedir. Bu bitkiyi bulmak için oluşturulan çoğu paralı askerden oluşan keşif grubuna biyoloji öğretmeninin de katılmasını isterler. Ona yüklü miktarda para vereceklerdir. Öğretmenin kızını da özel bir hastanede tedavi alacaklardır. Onun iyileşmesine yardımcı olacağına inanarak bu geziyi kabul eder ve adaya doğru yola koyulurlar. Adaya tekneyle yaklaşırlar. O sırada yoğun bir sis bulutu gelir. Bu bulutun içinden de uçan pirana benzeri balıklar saldırır. Sisten çıkana kadar büyük kayıplar verirler. O sırada şu Tom Rider gibi ablamız şov yapar resmen. Neyse, aslında bu balıkların saldırısının sebebi başkadır. Onlar su içindeki başka bir şeyden kaçmaktadırlar. Sonunda sisten çıkmayı başarırlar. Ama tekne tamir edilmelidir. Begonyaların meyve vermesine az zaman kaldığı için çoğunluk yayan olarak bitki aramaya gider. Az miktarda insan da tekne tamiri için kalır. Grup yola çıktıktan kısa süre sonra teknede kalan saldırıya uğrar. Orman da bir o kadar tehlikelidir. Tarih öncesinden kalma patlayıcı meyvelere denk gelirler. Derinlere ilerledikçe tehlikeler de artar. Grup bir yerde toplanmışken büyük bir yılanın saldırısına uğrar. Yılan bir o taraftan bir bu taraftan onları tek tek avlar. Askerler ona ateş atsa da gözle görülür pek bir hasar veremezler. Ama en sonunda yılan saldırı yapacakken ekip lideri onun ağzına bir el bombası gönderir ve yılan mağlup olur. Büyük yumurtaları fark ederler. Sonrasında da onları imha ederler. Yılan aslında yuvasını koruyordur. Fakat tek koruyan da o değildir. Çok daha büyüğü peşlerinden gizlice yaklaşmaktadır. Ancak ormandaki tehlike de yalnızca bu yılanlar değildir. Adada ilerledikleri sırada bir bölgeye geldiklerinde etçil bitkilerin saldırısına uğrarlar. Sarmaşıklarla yakaladıklarını kendilerine çekiyorlardır. Yine çok miktarda kayıp verirler. Dağılmak üzerelerdir. Ama zengin adam zorla yolculuğa devam etmelerini sağlar. Kendisi de gittikçe kötülüyordur. Neyse ilerleye sonunda begonyanın bulunduğunu düşündükleri bölgeye gelirler. Yamacı döndüklerinde de onu bulurlar. Tek bir begonya, tek bir meyve. Birini almak için gönderdiklerinde büyük olan yılan kendini gösterir. İnsanlar kaçışırken o da saldırıya başlar. Bir ara zengin adam öğretmeni silah zoruyla meyveyi almaya gönderir. Aslan öğretmenimiz düşerek de olsa bunu başarır. Tüm askerler ölmüştür. En son ekip lideri kalır. O da diğer yılanda yaptığını yani el bombası saldırısını bu kez canını feda ederek yapar. Ancak bu dev yılanda işe yaramaz. Çok daha sinirli şekilde kalanların peşinden ilerler. Bu sırada zengin adam kurtulmak için yakın çalışanını bile yılana yem yapar. Sonrasında ekip doktorunu ayağından vurarak onu da geride bırakmaya çalışır. Fakat yılan onları es geçerek doğruca ona saldırır ve delirmiş adamı avlar. Herkesi löp diye yutan yılan bu adamı bayağı uğraşarak yer. Neden? Çünkü bizim öğretmen kızı için yere düşen begonya meyvesini zar zor almaktadır. Meyveyi kalan üçlüye bırakır ve yılanın dikkatini başka yöne çekerek onların kaçması için zaman tanır. Bu sırada patlayan meyvelerin çokça bulunduğu bir bölgeye girdiğinde aklına bir fikir gelir. Yılan o alana ulaşınca bir tanesini fırlatmayı dener ancak patlamaz. Tam hayal kırıklığı yaşayacakken Tom Raider ablamız geri döner ve kendini feda ederek yılanla birlikte patlar. Öğretmen ve diğerleri geri dönmeyi başarır. Tekneyi nasıl onardılar? Tabi orası ilginç. İlk film böylece biter. İkinci film ki
bence serinin en kötüsü. Bir babayla kızının da içinde bulunduğu bir gezi teknesiyle başlar. Baba kızına telsiz verir. Bir süre sonra tekne bir fırtınaya doğru ilerler. Sonra o fırtına bir anda kaybolur. Ben de anlamadım bunu. Neyse, tekneye denizden bir saldırı olur ve devrilir. Herkes suya düşer. Sonra nasıl olduysa kıyıya vururlar. Kimisi yaşıyordur, kimisi öldür. Baba ve kız da ayrı kısımlardadır. Birbirlerini gördükleri sırada dev bir yılan çıkagelir. Orada bir miktar insan varken yılan sayısız insanı havaya uçurur. Sayılarda biraz sıkıntı var sanki. En sonunda da kızla birlikte birçok insanı yutarak ormana girer. Babayla birlikte içlerinden bir grup yılanın peşinden gider. Geride kalan gruba da uzaktan bir dil saldırısı gerçekleşir. Birkaç tanesini kapar, diğerleri kaçar. Yılan da sahilde yakaladıklarını bir mağaranın içine bırakır ve küçük kız dahil bir grup insan hayatta kalmayı başarmıştır. Mağarada kocaman yılan yumurtaları vardır ve çıkmak üzerelerdir. İçlerinden biri çıktığında yerde yatan birini yer. Babanın içinde bulunduğu grup da aramaya devam ediyordur. Bir ağacın yanında dinlendiklerinde o ağacın normal bir ağaç olmadığı anlaşılır ve dalların saldırısına maruz kalırlar. Biri ne yazık ki kurtulmayı başaramaz. Kalanlar oradan tüyüp yoluna devam eder. İçlerinden biri derede ellerini yıkarken sis basar. Sis de neyin geldiğini hatırlıyorsunuzdur. Uçan balıklar bu kez grubu ormanın içinde kovalamaya başlar. Sisten kurtulduklarında balıklardan da kurtulurlar. Balıklar sis dışında yaşayamıyordur. Sonra başka bir ağaçlık alana gelirler. Ağaç üzerinde gelişkin sümüklü böcek benzeri bir canlı görür ve panikle geri çekilirler. Sahilde gördüğümüz dil böceği yakalar ve götürür. Ardından da insanlara saldırır. Devasa kurbağa benzeri bir yaratık atlayarak ortama gelir. Hayvanın kanı çok asitlidir. Sonrasında onun bir gözünü kör edip kaçmaya çalışırlar. Ama o peşlerinden gelip tam üzerlerine atlayacakken yılan onu havada yakalar. Ardından da onlar kaçarken peşlerine düşer. İçlerinden birini de yakalar. Sonrasında kalanlar bir su birikintisinin içine gizlenerek yılan onların ısısını fark etmesini engellerler. Yılan onları bulamayınca yakaladığı insanları yine mağara içine bırakır. Yumurtadan çıkıp birini yiyince ölen yavrusunu görür. Sinirle geri çıkar. Onun ardından yumurtaların birinden bir yavru daha çıkar. Küçük kızla karşılaşınca onun annesi zanneder. Bunu kız teknedeyken bir kitapta okumuştur. Yılan ona zarar vermez. Başka birine saldırır. O sırada içlerinden biri de diğerlerini kandırıp kullanarak çukurdan çıkıp kaçar. Babanın içinde bulunduğu grupsa kaçarken insan yapısı bir mekan bulur. Laboratuvar benzeri bir kulübedir. Burada eskiden biyolojik deneyler yapılmıştır. Ve ne olduysa artık buradaki denekler kaçmıştır. Yani ormandaki canlıların bu kulübeden çıktığı ima edilir. Dev yılan binaya yaklaşırken içerideki eski bir iletişim aracını kullanarak sinyal göndermeyi denerler. Yılan da yanlarından geçer gider. Mağaradaysa tüm yumurtalar çatırdamaya başlar. Baba da yılanın geçişinden sonra yuvanın yakınlarda olduğunu fark eder. Onun peşinden gitmeye çalışırken onu engellerler. O sırada mağaradan çıkan adam çıkagelir ve kız dahil herkes öldü diyerek yalan söyler. Baba da yıkılır tabii ki. Geceyi kulübede geçirirlerken kabuslar da görmektedir. Sabah olduğunda helikopter sesiyle uyanırlar. Gönderilen mesajlar işe yaramıştır. Açık alana çıkıp dikkat çekmeye çalışırlar. Telsizden de küçük kızın sesi gelir. Diğer adamın da yalancı olduğu ortaya çıkar. O sırada helikopter onlara yaklaşırken yılan onu havada kapar. Burada büyüklüklerde yanlışlık var sanırım. Şu kurbağaya kıyasla helikopter sanki bir insan boyutunda gibi oluyor. Fazla küçük görünüyor. Mağarada ise yılanlar yumurtadan çıkar. Küçük kızı ve yanındaki kadını onlardan korumaya çalışansa başta tanıştıkları yılan olur. Baba da yetişir. Aşağıya uzattığı bir dalla ikisini de çekmeye başlar. Mağaradaki yılan sayısı çoktur ve diğer yılanı aşarlar. Baba çekmeye çalışırken dev yılan oraya gelir. Tam saldırıya geçerken de ekipteki cengaver baltasıyla yılanın bir gözünü çıkarır. Yılan acı içinde saldırırken başka biri de diğer gözünü çıkarır. Üzerine düşen kayayla da yılan yere yığılır. Aşağıdan bir adamın kendini feda etmesiyle de ikili yukarı çekilir. Onlar sevinirken yılan yeniden ayaklanır. O sırada komik bir şey olur. Herkesi kandırarak çukurdan çıkan, yalanlar söyleyen adam çukura geri düşer. Gruptan ikili yılanın dikkatini dağıtmayı ve diğerlerinin kaçmasına fırsat vermeyi dener. Yılan onları net göremese de diğer duyularıyla takibini sürdürür. Bu kısım Harry Potter'daki Basilisk olayına benzerlik gösteriyor. O sırada yılan onları bırakır, oradan ayrılır. Baba da diğer ikiliye yardım etmek için geri dönerken ters bir şey olur. Yılan diğer taraftan çıkar ve küçük kızı yutar. Sonrasında da ateşin sıcaklığını görerek adamın peşinden ormana gider. Ormanda yerde petrol birikintisi vardır. Adam onu oraya çekince ateşe verir. Yılanı yakar. Yanmış yılan acı içinde kendini açık alana atar ve yığılır. Baba son bir çabayla yılanın ağzından kızını çıkarır. Ancak nefes almıyordur. Uzun uğraşlarla onu hayata döndürmeye çalışır. Filmin sonunda kızın parmakları kıpırdar. Film öyle de biter. Geldik 3. filme. Bu film gizemli bir adadaki kaz alanıyla başlar.
birçok dinozor fosili tertemiz çıkarılmıştır. Her yerde kemikler bulunur ve alanda güçlü bir patlama yapacaklardır ve yaparlardı. Bu kazıyı yaptıran ama finansmanda sorunlar yaşayan Kian diye bir adamdır. Patlamanın ardından insanlar için işler çok da iyi gitmez. Patlama dev bir yılanın ortaya çıkmasına neden olur. İnsanların bir kısmını ikinci filmde gördüğümüz şekilde fırlatır. Kalanlar yılandan kaçarken bir sürpriz daha ortama gelir. Tiranozor benzeri kocaman bir dinozor kükreyerek alana ulaşmıştır. İki yaratık birbirlerine saldırıya geçerken giriş sahnesi sona erer. Kazıyı yaptıran adamın duyurusuna göre bu yeni keşfedilen ada Çöl Adası Cenneti olarak antik ekolojik tema park halinde gezilere açılacaktır. Verilen bilgilere göre 70 metre uzunluğundaki gizemli bir tarih öncesi pitondan bahsedilir. Ayrıca burada 60 metre uzunluğa ve 80 ton ağırlığa ulaşan yeni bir etçil dinozor keşfedilmiştir. Bunların ardından filmin ana karakterlerinden olan bir anne ve oğluyla tanışırız. Eskiden geçirdikleri bir yangın sırasında çocuğun bir ayağı sakatlanmıştır. Şimdi ise metal desteklerle yürüyordur ve ikili adaya yapılacak geziye katılacaktır. Gezi başlar. İçi dolu bir otobüs adanın içerisine yol alır. O sırada ormanda bir beden görülür. Bu muhtemelen ikinci filmde ağaç tarafından dallarla sarılan kişidir. Neyse otobüs ilerlerken çocuk dağın üzerinde yılanın ilerleyişini görür. Bir süre sonra da gökten iki kocaman taş otobüse doğru gelir. Şoför son anda direksiyonu kırarak kurtarır. Ancak araç ağaca çarpar. Kazadan sonra da herkes araçtan iner. Kian bu geziye zengin bir yatırımcı olan bayiyi getirmiş, ona buraları pazarlamaya çalışmaktadır. Bayi onu geçiştirip bizim çocukla bir derenin yanına ihtiyaç gidermeye geçer. Ancak bayi için film burada biter. Ormanın içinden ikinci filmde de gördüğümüz dil gelir ve onu götürür. Sonra da otobüsün başındakileri tek tek toplamaya başlar. Koşarak otobüse binerler. Kadın oğlunun yerinde olmadığını o an fark eder. Yaratık atlayarak aracın yanına gelir. Yaşlı adam kayıtlarından onun Beelzebufo diye bir tarih öncesi canlı olduğunu söyler. Bu arada şu yaşlı adam için bir şey söylemek istiyorum. İlk gördüğümde onda bir sıkıntı var ama ne diyordum? Tipinden bir şüphe ettim. Gidip adını buldum ve kendisi şu arkadaşmış. Aslında 46-47 yaşlarında biri. Hiç mi gerçek yaşlı bir oyuncu bulamadığınızda böyle bir yola başvurdunuz bilemedim. Neyse biz filme dönelim. Hayır bayağı da belli oluyor yani. Neyse tamam. O sırada kurbağamsı şey onları bırakıp dere kenarındaki çocuğa saldırır. Ufaklık ondan kaçıp bir kütüğün içine saklanmaya çalışır. Canavar da uğraşırken onu iter ve küçük yuvarlanır gider. Otobüse döndüğümüzde ise oraya dev yılan gelmiştir. Aracı sararak göğe yükseltir. Yaşlı görünümlü amcamız onun tür ismini söyler. O sırada daha büyük bir kükreme duyulunca yılan otobüsü bırakarak uzaklaşır. Otobüsten yaralı olarak kurtulanlar kendi aralarında tartışırken oraya biri daha yaklaşır. Hemen aracın arkasına saklanırlar. Gelen yırtıcı bir dinozordur. Çocuksa yuvarlanarak yine yumurtalarla dolu bir mağaraya gelmiştir. Abi ne çok yumurtluyorlar. Neyse çocuk ortamı anlamaya çalışırken bir dinozor da oraya gelir. Ondan saklanırken dinozor da yumurtaları bir bir yemeye başlar. En sonunda çocuğu saatinin sesi nedeniyle fark eder. Ufaklıkta kaçmak için bir yumurtanın içine girer. Ancak bir süre sonra çocuğun olduğu yeri fark eder. Tam ona saldıracakken büyük yılan gelip onu yakalar ve yer. Sonra çocuğu da görür. Üzerindeki yumurta kalıntıları nedeniyle ona saldırmaz. Diğer ölmüş yavrularının yasını tutar. Çocuk da kaçar. Otobüs tarafına döndüğümüzde ise orayı dinozor bırakıp gider. İnsanlar da kazı alanına gidip oradaki kuleden sinyal gönderme kararı alır. Ancak anne çocuğunu aramak için ayrılır. Onun yanına da şoför, yaşlı adam ve asistan katılır. Çocuk da ormanda ilerlemektedir. Bir ara yine farklı bir bitki türüyle karşılaşılır. Bunlar dallarının yanında ok gibi kocaman dikenler fırlatıyorlardır. Tam bütün bitkiler dikenlerini çocuğa fırlatacakken araya dev yılan girer ve çocuğu kurtarır. Çocuksa yılana batan bu dikeni çıkarmayı başarır ve ikili arasında garip bir bağ gelişmeye başlar. Yılan daha sonra bir ağaca çarpıp meyveler düşürerek uzaklaşır. Diğer grupsa kazı alanına varır ama orası çoktan mahvolmuştur. Gittiklerinde onları bir sürpriz bekler. Annenin grubuysa gündüzden geceyi aramaya devam eder. İzlendiklerini fark ettiklerinde ellerindeki ateşi söndürüp saklanırlar. Dinozor onları bulamadan daha büyük biri tarafından çağrılır. Bu nedenle arkasını döner gider. Çocuk da korku içinde bir yere yatıp kalmıştır. Hem yaşadıklarının hem de geçmişinin acısını yaşıyordur. Ancak o şu an adadaki en güvenli kişi olabilir. Çünkü onu koruyan ve gözeten bir yılan vardır. Gece üstünü bile örtmüştür. Sabah olduğunda annenin içinde bulunduğu grup ilerlerken yılanın yakın zamanda deri değiştirdiğini fark eder. Yaşlı adama göre piton bir şey hazırlanıyordur. Çocuk bir alana vardığında avını yiyen bir dinozor görür. Ondan kaçmaya çalışırken annesiyle karşılaşır. Yaşlı adam bu dinozora Indominus Rex der. O sırada dinozor gelir ve kayanın üzerinde tuvaletini bizim yaşlı amcanın üzerine yapar. Bilim için büyük bir adımdır bu. Neyse dinozor gider ama aslında gitmemiş, diğer taraftan saldırıya geçmiştir. Canavarlarla kaçışmaya başlarlar. Bir sağ bir sol heyecanlı bir kovalamaca olur. En son Indominus Rex iki kaya arasına sıkışır. Bu sırada bir ikinci stek kenarda beklemektedir. King Kong'taki V-Rex pusuna benzettiğim bir pusuydu bu. Diğeri de sıkıştığı yerden kurtulur. Anne ve çocuğu ortalarına alırlar. Ancak dinozorlar saldırıya geçtiği anda devasa bir kuyruk araya girer. Dev yılan iki Indominus'u da fırlatır. Anne ve çocuk kaçarken dinozorlardan biri yılana, diğeri de insanlara saldırır. Yılan ona saldırını bir kenara fırlatır.
Ardından da köşeye sıkışmış insanları son anda kurtarır. İki dinozorun onların peşinden gitmesini engelleyerek canı uğruna savaşmaya başlar. Ayrıca birçok dinozor saldırıya katılmıştır. Çok sayıda Indominus Rex'e karşı Pangu Piton tek başına direnmeye çalışır. Sonunda dinozorlar ve yılan yıkılmış kalmıştır. Bu grup da kazı alanına gider. Orada da bazı gerçekleri keşfederler. Aslında iki bağımsız ada birleşmiştir. Bir tarafın hakimi Indominus Rex'ler, diğer tarafın hakimi ise Pangu Pitonlardır. Ardından denge bozulmuş ve Indominus istilası gerçekleşmiştir. Ve iki yaratığın liderlerinin kapışması yakındır. O sırada çocuk yanlarından biraz uzaklaşır ve delirmiş haldeki Kian'ın eline düşer. Çocuğa zarar veriyorken Alpha Indominus Rex gelir. Panikle insanlar kaçışır ve bir araca binerler. Adamsa dinozor tarafından ezilir. Araçlar kaçarken dinozor da onları takip eder. Sonrasında ne yazık ki kaza yaparlar. Tam dinozor saldıracakken dev yılan çıka gelir ve onu engeller. İkili savaşırken Indominus baskın gelmektedir. Eğer savaşı kazanırsa tüm dünyanın dengesini bozabileceği yaşlı adam tarafından söylenir. Yılana yardım etmeleri gerekir. Etraftaki dinamitleri kullanarak dinozorun ayaklarını patlatacaklardır. Önce aracı dinamitleri doldururlar ve dinozorun yanına gönderirler. Sonra dinamitleri patlatmak için uzaktan kumandaları denerler ama çalıştıramazlar. Araçtan sızan benzini tutuşturmak isterler. Şoför yaralıdır gidemez. Asistan kız götürmeye çalışır başaramaz. Anne de yaralıdır meşaleyi alamaz. İş en son ufaklığa kalır. O meşaleyi ulaştırır ve patlatmayı başarır. Kendisi de geri fırlar. Patlama sonrasında yılan üstünlüğü ele alır ve dinozoru öldürür. Çocuk da nefes almıyordur. Müdahale etseler de uyandıramazlar. En sonunda yılan yaklaşır, büyük bir hava üfler ve çocuk hayata döner. Sonrasında herkes evine döner, film de böylece biter. Ve geldik 4. filme. Her şey bu uçakta başlar. Başrolümüz olan şu arkadaş psikolojik sorunlara sahiptir. Annesi hayatını kaybetmiş ve muhtemelen buna bir şekilde vesile olmuş. Erkek kardeşi var, onunla da arası iyi değildir. Kendine hayat sigortası yaptırmış. Çok da borcu var. Mahkemeden karar çıkması bekleniyor. Bu nedenle ölüp parayı kardeşinin almasını istiyor. Yarım hayat yaşıyor. Fırsat buldukça ölmeye çalışıyor. Bir de bir kızdan hoşlanıyor. Onu açılamamış da. Kızın bir seyahate çıkarken ona bıraktığı gülücük stikeriyle kala kalmış. Böyle bir adam. Ek olarak o kız ve kızın geçmişte seyahate çıktığı adam da bu uçakta. Neyse, bir ara uçak türbülansa girer. Berbat bir hava bir anda belirmiştir. Motorlardan biri zarar görür. 12 kilometre ileride normalde haritada görünmeyen bir ada görürler ve inmek isterler. Ama az önceki sahnede zaten bir kara parçasının üzerindeydiler. Ama tamam görmezden gelelim. Fırtına gittikçe kötüleşir. Uçak da düzgün bir iniş yapamaz. Parçalanarak adaya dağılır. Kokpit kısmı bir tarafa, arka kısım başka bir tarafa gitmiştir. Kurtulanlar uçaktan uzaklaşarak bir kısımda toplanır. Panik içindedirler ama işlerinden bir cengaver çıkar ve herkesi yatıştırır. Bu cengaver planı yapmıştır. Kurtuluşun tek yolu kokpite ulaşıp oradaki radyo vericisiyle yardım çağırmaktır. Artık lider kesin olarak bellidir. Gruba ilk olarak yiyecek sağlamayı düşünür. Bir dakika, bu meyveler tanıdık değil mi? Bizim lider erken su koyuverdi. Doğal olarak onun ölümüyle toplulukta yeniden panik başlar. Ama başka bir cengaver imdada yetişir. Yeniden insanları sakinleştirir. En az 2 gün sürecek yolculukla dağın diğer tarafındaki kokpite ulaşmak için güzel de bir konuşma yapar. Milleti gazlar ve yola koyulur. Etçil bitkiler. Etraf onlarla doldur. Bu bitkiler ikinci cengaverden sonra gruptakileri de tek tek yakalar. Ormandan zar zor çıkmayı başarırlar. Bu canlıların oluşumuna da nükleer atıkları sebep gösterirler. Ardından da kokpite doğru yola çıkarlar. Bu yolda bir ara kanyon vari bir yere girerler. Ancak orada yalnız değillerdir. Onları izleyen mükemmel kamufle olan timsah benzeri bu kalemun özellikli büyük canavarlar vardır. Sonra saldırıya geçerler. Bunlar da dilleriyle yakaladıklarını götürüyordur. Ve çok fazlalardır. Bir miktar kayıpla koşa koşa dar patikadan çalık bir alana gelirler. What madness drove me there? Bu canavarlar peşlerinden gelse de çalıların arasına girmezler. Orada çekindikleri bir şey vardır. Grup ayrı düşer. Otlar çok uzundur. Birbirlerini göremezler. Sesler de net gitmez. Bu bölgede ise avlanan bir yaratık vardır. Dev bir yılan. Bu kez de onun saldırısına maruz kalırlar. Yine can havliyle çalılıklardan çıkıp bir alana varırlar. Yılan da peşlerindedir. Bir köşeye sıkıştıklarında bizim kafası gidik abimiz kızı kurtarmak için bir kez daha ölüme kollarını açar. Ancak bölge şu patlayan bitkilerle doldur. İşlerinden biri bir tanesini fırlatarak tüm meyveleri havaya uçurur. Bunlar da yılana zarar verir. O da geri çekilmek zorunda kalır. Yılan gittikten sonra geceyi geçirmek için bir mağara girişine yerleşirler. Bu sırada dışarıda bir ışık görürler. Arama kurtarma gelmiş olmalı diye şu üçlü ışığa ulaşmak için yola koyulur. Ama ışık bir anda yok olur. Sonrasında arkalarında belirir. Işık sahibi umdukları kurtarma ekibi değildir. Üçlüye saldırır ve birini yer. Ardından da kızın yanında gördüğümüz adamın oyuna gelerek bizim başrol abimiz canavarın önüne kendini atar. Canavar ona saldıracakken karanlıkların içinden bir yılan onu kapar götürür. Önce karaktersiz arkadaş ardından da bizim saf mağaraya döner. Yılan da bir ara mağaranın tepesine görünür.
Sabah olunca da yollarına devam ederler. Kayalık bir alana geldiklerinde önce yılanın derisini sonra da kendisini görürler. O saldırıya geçince sığınabilecekleri alanlara girip korunmaya çalışırlar. Dar aralıklardan kaçarak ondan uzaklaşmaya çalışırlar. Yılan buralara zor sığıyordur. Başka bir mağaradan zar zor geçerken yılan da oraya gelir. Birini kapınca aşağı karanlığın içine kayar. İyice sarsılmışlardır. Ancak yola devam etmekten başka seçenekleri yoktur. Nitekim kokpit yerine ulaşırlar. Çukura indiklerinde buranın aslında bir yuva olduğunu fark ederler. Burada yaşananlar filmin girişinde gösterilmişti. Kaptan ve yardımcı pilot kazadan kurtulunca dev yılanın saldırısına uğradılar. Muhtemelen uçağın oraya düşüşü yumurtaları da yok etmişti. Bu da yılanın onlara ayrıca kinlenmesine sebep olur. Bizim aslan parçası telsiz almaya yuvanın ortasına inince daha önce yaraladıkları yılanla karşılaşır ve onun saldırısına uğrar. Sonrasında kız da onu korumak için baltayla iner ve ikili uçağın kapağıyla kendilerini korumaya çalışır. O sırada iki yılan daha gelir. İyice köşeye sıkıştıklarında karaktersiz arkadaş düşürdüğü karakteri yeniden bulur ve yılanların dikkatini üzerine çeker. Ancak yılanlar uçağın içindekileri öldürdükten sonra diğerine saldıracakken hostes henüz tam olarak ölmemiş ve uçağın motorunu çalıştırmayı başarmıştır. Motora kapılan yılanlar doğranır. Son üçü kurtulduğunda büyük yılan gelir ve hayatta kalmak için iyilikle kötülük arasındaki ince çizgide gidip gelen adamı yakalar. Erkekle kız da uçağın içine girer. Yılan da uçağı sarıp sıkıştırmaya başlar. Kızın yanında olmasıyla cesaretini yeniden kazanan adam ölümden de vazgeçer. Eline geçirdiği baltayla uçağın gövdesinde bir aralık açar ve ikili dışarı fırlar. O sırada uçaktan sızan bol miktarda yakıtı fark eder. Mağara içine koştuklarında yılan da peşinden gelir. Şişe kapağını tutuşturarak yakıt ateşe verir ve yılan yanarak can verir. Telsizden de kurtarma ekibinin sesi gelir. Kalan ikili kurtulmayı başarır. Böylece film de biter. Genel anlamda kötü bir seri değil ama çok eksiği var. Bazılarından yer yer bahsetmiştim zaten. Üzerine daha çok düşünülse eminim dünya çapında ses getirebilecek bir şeyler ortaya çıkardı. Ama bu haliyle de bayağı izleyiciye ulaşmışlar. Özetle kendilerine bir evren kurmuşlar ama bu evren henüz tam olarak tamamlanmamış halde. Ayrıca filmdeki adalar aynı gibi de ayrı gibi de duruyor. Hem bağlantılılar hem de bağlantısızlar. Sanki bu 4 film aynı adanın farklı versiyonları gibi duruyor. Neyse yine de kendini izlettiriyor mu izlettiriyor. Ben filmleri olabildiğince özetlemeye çalıştım. İçlerinde daha fazlası var. Son olarak vaktiniz olunca sizler de rahatlıkla izleyebilirsiniz diyebilirim.